Fotoğrafçılığın icadı bugün anladığımız şekliyle fotoğrafları mümkün kılan bir keşif değildi. Gelişim sürecinde kazanan ve kaybeden fikirler oldu. Geriye dönüp baktığımızda ise görüyoruz ki fotoğrafçılığın geçmişindeki her bir nokta çok ilginç. Kendimizi çevremizdeki dünya ile ilişkilendirme şeklimiz fotoğrafçılığın gelişimiyle beraber kökten değişti. İşin özü silüet. Yani insan ruhunun özü ve herkes bunun farkındaydı. Fotoğraf kelimesi Yunanca ışıkla çizmek demek. Işıkla çizim yaparken bunu kimyasallarla yapabilirsiniz. Ama fotoğrafçılıktan önce gölgeye bakıp yarattığı etkiyi takip etmeniz gerekirdi. Gölgeyi takip ederek çizim yapmanın şöyle bir sıkıntısı var. Bir insanı alıp bir odaya koyduğunuzda ve bir tarafında bir mum yaktığınızda gölge ortaya çıkar ama bu epey büyük bir gölgedir. Yani en büyük sorun bu kocaman gölgeyi küçük bir gölgeye dönüştürmektir. Bunu yapmak için bazı araçlar kullanmışlar. Mesela panotograf ya da leylek gagası denen, üzerinde kalem bulunan, kesişen çubuklardan oluşan bir alet. Büyük bir şeyin üzerinden geçtiğinizde bunun çok daha küçük ölçekte yapılmasını sağlıyordu. Cretien adında bir kaşif, bir dizi kaldıraç yardımıyla insan gölgesi çizimini aktaran bir alet keşfetmişti. Böylece aynı anda boyutu küçültebiliyordu. Bu araca fizyonotras denmektedir. Fizyonotrasla yapılan silüeti bir portre çiziminden farklı kılan şey bunun mekanik olmasıydı. Ortaya çok daha objektif insan portreleri çıkıyordu. Çizimle yapılan portreler ise karşılaştırıldığında çok daha sübjektif kalıyordu. Camera obscura, karanlık oda anlamına gelir. Gerçekten de öyledir. Bu içinde hiç ışık olmayan bir odadır. İçinde hiç ışık olmayan bir odanız varsa ve bunun bir kenarında ufak bir delik açarak dışarıdan ışık girmesini sağlarsanız, mucizevi bir şekilde deliğin karşısındaki duvarda ters çevrilmiş fakat renkli ve hareketli bir görüntü elde edersiniz. Bu, insanların binlerce yıldır farkında oldukları bir olaydı. Uygulaması yani denemesi çok kolay. Fotoğraf makinesinin çalışma prensibini anlatmak için genellikle fotoğrafçılık derslerinde öğretilen ilk şeylerden biri budur. Fotoğraf makinesi özünde çok basit bir alettir. Camera obscura'ya yapılan iyileştirmelerden biri, duvardaki görüntüyü daha parlak ve net hale getirmek için deliğe bir lens koyarak ışığın bir noktada odaklanmasını sağlamaktı. Fotoğraf makinesi işte bu kutudur. Fotoğraf makinesinin icadında amaç, kutunun içinde gerçek bir görüntü oluşturmak ve bu görüntüyü kalıcı kılmaktı. Bu amaçla birbiri ardına denemeler yapıldı. Alman profesör Johann Heinrich Schultz'a yaptığı denemelerde içi beyaz bir malzeme ile dolu cam bir kavanoz kullanmıştı. Bu beyaz malzemenin içeriğinde ise biraz nitrik asit ve biraz da gümüş bulunuyordu. Bu içerik ışığa karşı oldukça duyarlıdır. Sonra kavanozun dışına bariyer oluşturan yani ışığı kesen bir katman sarılır. Katmandaki delikli kısımlardan giren ışık, kavanozun içinde ışığa dönük kısımda bulunan beyaz malzemenin kararmasına sebep olur. Schultz bunun ısıyla değil ışıkla gerçekleştiğini kanıtlayarak fotoğrafçılığın gelişimine katkıda bulunmuştur. Thomas Wedgwood, meşhur çömlek üreticisi Josiah Wedgwood'un oğluydu. Wedgwood'un yaptığı eserlerinin en önemli özelliği silüetlerle yapılan süslemeleriydi. Silüet oluşturan ışığın aynı zamanda ışığın etkisiyle görüntü de oluşturabileceğini düşünen kişinin Wedgwood'lardan biri olması tabii ki de sürpriz bir durum değil. Wedgwood, gümüş nitrat kullanarak denemeler yapıyordu. Gümüş nitratı kağıt üzerine veya gerdirilmiş beyaz deri parçalarının üzerine sürüyordu. Kontak baskı veya fotogram yoluyla görüntüler elde ediyordu.
Işığa duyarlı hale getirilmiş kağıt veya deri üzerine bir nesne yerleştiriyordu. Bu düzeneyi güneşte bıraktığınızda ışığın etkisini görmek oldukça kolaydı. Kağıt giderek koyulaşıyordu. Bunu yaptıktan sonra bir camera obscura kullanarak fotoğraf elde etmek istemesi oldukça mantıklıydı. Sonuçta camera obscura, cam bir yüzeye görüntü yansıtmak ve böylece çizim yapabilmek için yıllardır kullanılan bir araçtı. Yani camera obscura'ya giren ve görüntü oluşturulmasını sağlayan ışığın etkisini görebiliyordunuz. Geriye kalan şey ise bu görüntüyü bir kağıt ya da deri parçası üzerinde ölümsüzleştirebilmekti. Ancak buna rağmen Wedgwood'un işlemi başarılı olamamıştı. Görüntülerin kalıcı olmasını başaramamıştı. Görüntüyü kağıdın üzerine işlemeyi başardı fakat bu görüntüler kalıcı değildi. Resimler uçup gidiyordu. Belirli bir zamandan sonra yok oluyorlardı. Talbot, Digger, Niepce hepsi Wedgwood'un çalışmalarından haberdar oldular. Çünkü arkadaşı Humphrey Davy, Wedgwood'un çalışmalarını anlatan bir yazı yazdı ve bu yazı 1802 yılında yayınlandı. Wedgwood'un fikirleri sonraki denemeler için bir atlama tahtası oldu ve fotoğrafçılık tarihinde önemli bir etki yarattı.